Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nohuttan leblebi yapacağız. Sayfamla alakası yok ama Instagram'da hikayemde bir ara yayınlamıştım. Çok çok istek aldı nasıl yapılıyor, biz de yapalım diye. Bugün çocuklar için yapacaktım. Sizlere de göstermek istedim yapım aşamalarını. Şöyle arkadaşlar, yemek için ıslattığımız, hani her zaman nohut yemeğinde kullandığımız nohuttan var elimde. Akşamdan ıslatıyoruz yine. Ben şöyle yapıyorum. Eğer nohut yemeği yapacaksam her zaman bir iki avuç kadar fazladan ıslatıp çocuklara yaparım. Çok seviyorlar. Hem de doğal, katkısız, organik bir şekilde leblebimizi yapıp yemiş oluyoruz. Bu şekilde akşamdan ıslattığımız nohutu güzelce yıkıyoruz. Tavada hiçbir şekilde yağ ve benzeri bir şey yok. Direkt tavamıza boşaltıyoruz. Altını yakmıştım ben arkadaşlar, tavanı. Orta ateşte. Altı yanık olacak. Sadece tuz ekliyorum arkadaşlar. Bu esnada eklemeniz önemli. Şöyle biraz bolca ekliyorum. Zaten içinde olmadığı için anca oluyor. Islak olduğu için ilk başta bu şekilde hafif rızırtılar olabilir. Birazdan geçecek bu. Baharatlı isterseniz biraz pul biber, kekik ekleyebilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor ama ben bugün sade yapacağım. İsterseniz toz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bu şekilde arkadaşlar başında beklememiz lazım. Ara ara yavaş yavaş karıştıracağız. Çok çok güzel oluyor. Bakın sesi hemen gitti zaten. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Çocuklarınıza hazır almaktansa bu şekilde evde yaptığınız ürünleri yedirmeniz daha doğru, biliyorsunuz. Çok çok da lezzetli oluyor. Şimdi güzelce kızaracak nohutlarımız, kavrulacak. Orta ateşte yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğim. Ben zaten çok uzun süren bir işlem değil. 4-5 dakikada oluyor. Videoyu durdurayım arkadaşlar. Çok fazla uzamasına gerek yok. Bir miktar kavurayım ben. Tekrar başlatacağım. Yaklaşık 2 dakikadır falan kavuruyorum arkadaşlar. Bakın rengi hemen dönmeye başladı. Özellikle bazı nohutlar pişmiyor, biliyorsunuz. Ne kadar pişirsek de sert kalabiliyor. Biz sevmiyoruz öyle nohutu. Yani eşim de tercih etmiyor. Ben hani atmak yerine bu şekilde değerlendiriyorum onları. Hemen çocuklara akşamdan ıslatıp böyle tavada kavurup leblebi yapıyorum arkadaşlar. Siz de öyle, eğer ki elinizde pişmeyen sert eski nohutunuz varsa bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Tavanın da rengi böyle değişiyor. Hiç korkmayın, çıkmaz, yanar, hani yanık gibi gözüküyor diye. Suyun altında biraz bekletince, pardon, içinde suyla biraz bekletince hemen yumuşayıp çıkıyor arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakika daha kavurduğumda hazır olacaktır. Ben kavurmaya devam ediyorum. Hazır arkadaşlar. Bir ilk 3 dakika daha kavurdum. Sizle en son kavurma aşamasından sonra. Biz böyle biraz fazla kavrulmuş seviyoruz. O yüzden rengi tamamen dönene kadar kavurdum ben. Bir 5 dakikada falan hallolmuş oluyor yani. Çok çok kısa bir sürede. Şöyle hemen bir tanesinin içini göstermek istiyorum. Tabi sıcak daha. Bakın şöyle. Hani pişmemiş gibi algılamayın. Çok çok lezzetli, inanılmaz lezzetli bir şey. Kesinlikle haşlamadan arkadaşlar yapın. Islatın akşamdan sabahleyin. Gün içerisinde yapabilirsiniz. Hani haşlanmadan sert olurmuş gibi düşünmeyin. Haşladığınız zaman bu şekilde olmuyor lezzet. Onu da denedim ben. Böyle daha güzel oluyor. İsterseniz baharatlı da yapabilirsiniz. Kırmızı toz, pul biber çok güzel oluyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama hemen atar atmaz onları eklemeniz lazım. Leblebi kurumadan ki üzerine yapışsın, içine tadını çeksin diye. Tuzu da aynı şekilde ilk başta göstermiştim sizlere.
Bu şekilde arkadaşlar, inşallah beğenirsiniz. Denediğinizde yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.